Ali Mahir Başarır, CHP çok Grup Başkan Vekili. Ali Mahir Başarır bizde olacak. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Çok teşekkürler. Ali Mahir Başarır'ı alalım. Dediğimiz gibi biz çok şey söyleyebiliriz ama biraz bugün belki Cumhuriyet Halk Partililerin konuşma günü. Evet. Ne olacak, ne olmayacak, tüm sorularımızı onlarla konuşalım. Ama bir taraftan da İlhan Cihaner adaylardan biriydi. Fakat adaylıktan çekildiğini açıkladı. Önce kulis bilgisi olarak söylemiştim. Antidemokratik yarışın parçası olmayı reddediyorum. Antidemokratik yarışın parçası olmayı reddediyorum dedi ve İlhan Cihaner adaylıktan çekildi. Bir başka bilgi de Kemal Kılıçdaroğlu'yla dün genel merkezde 20 dakikalık bir görüşme yaptığına ilişkin de haberler vardı. Ama şu anda Cihaner antidemokratik yarıştan çekiliyorum, bunun içerisinde olmayı da reddediyorum dedi. Ali Mahir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. İzleyicilerimizle şu bilgiyi paylaşıyorduk. İlhan Cihaner adaylıktan çekildi. Antidemokratik bir yarışın parçası olmayı reddediyorum diyerek çekildi. Bir bilginiz var mıydı? Yok, ben de yeni duydum. Takdirleridir, bir şey diyemiyorum. Peki antidemokratik bir yarış mı sizce? Yani ben şunu söylemek istiyorum. Bakın burada tribünlerde yarı yarıya bir paylaşım vardı. Ama Adana ve Mersin belediyeleri hafta sonu işçilerimizi getiriyor ve burada tribünleri gece dolduruyor. Olmaz, bu tribünler yarı yarıya olacaktı. Böyle anlaşıldı. Ama Sayın Özgür Özel'in Türkiye'nin her yerinden gelen misafirleri dışarıda kaldı. Bu yanlış, düzeltilmeli. Ardahan'dan, Trabzon'dan, Mersin'den binlerce insan geldi. Doğru olan, hakça olan tribünün yarı yarıya olmasıydı. Yanlış, bu yanlış. Demokratik değil. Eşit bir yarış değil ama maalesef oluyor. Yani şu an dışarıda kalan ve aslında daha adil paylaştırılması gereken bir salon düzeni olması gerektiğini söylüyor. Tabii yarı yarıyaydı, böyle anlaşıldı. Ama belediye işçilerimiz bugün evinde olmalıydı. Bugün dinlenmeliydi. Adana Belediyesi'ni ve Mersin Belediyesi'ni anlamakta güçlük çekiyorum. Yanlış şeyler. İşçileri getirdiler, doğru yani, mu alıyorum? Yani bir sürü yanlış işler yaptılar. Böyle şey olmaz. Ben buradan sesleniyorum. Bu tribünler yarı yarıya olmalı. Bu adaletli değil. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili olarak söylüyorum. Kurultayda adalet olmalı. Eşit fırsatlar verilmeli. Doğru bulmuyorum. Dün gece bilgi geldi şimdi. Kılıçdaroğlu'nu yani genel merkezi destekleyenler gece 12'de salona gelmişler. Tribünler doldurulmuş. Bomba arabası yapmak istemiş polis ve salon çok zor şartlarda boşaltılabilmiş. Evet. Sizin söylediğinizi desteklemiş evet. Ama neden ben bunu soruyorum. Yani delege üzerinde bir tribün hakimiyeti kurmak için herkes herhalde. Bizim bakın herkes Türkiye'nin her yerinden gelen insanlar bizim. Ama delege üzerinde tribün hakimiyeti kurmaya kalkarlarsa bu geri teper. Bu doğru değil. Ama öyle gözüküyor şu evet, anda. Evet, şu anda bu tribünlerin yarı yarıya olduğunu kim söyleyebilir? Kimse yok hayır. Ve ben buradan özellikle delegelerimize sesleniyorum. Delegelerimiz bizi seyredemiyor. Ama onların eşlerine, annelerine, babalarına, evlatlarına, arkadaşlarına sesleniyorum. Bu durumu görmediler. Dün ben bir açıklama yaptım efendim. Benim yaptığım açıklama şuydu. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekiliyim. Ben bu görevi 5 aydır yapıyorum. Ama artık hiçbir makam benim umurumda değil. Ben partimin geleceğini düşünüyorum. Ülkemin geleceğini düşünüyorum. O yüzden ben imzamı, desteğimi Sayın Özgür Özel'e verdim. Lütfen delegelerimiz ailelerini, sokağa, insanları, gelen mesajlara kulak assınlar. Aileleri oy vermeden önce kabine girdiklerinde babalarını arasınlar, annelerini arasınlar, eşlerini arasınlar, çocuklarını arasınlar. Onlar da benim ailem. Onlar ne diyorsa onu yapsınlar. Peki şu anki havaya nasıl, siz deneyimlisiniz bu konuda? Nasıl tartıyorsunuz? Özgür Özel mi favori, Kemal Kılıçdaroğlu mu favori? 600'e yakın bir imzası var Sayın Özgür Özel'in. Özgür Özel 750 oyla yaklaşık olarak seçimi kazanacak. Ben buna inanıyorum. 750 oyla kazanacak. Evet, Türkiye'nin her yerinden delegelerimizle görüştük. Bizim topluma karşı, sokağa karşı, ülkenin, partinin geleceğine karşı sorumluluğumuz var dediler. Hiçbir baskıyı tanımıyoruz dediler. O yüzden 100 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri partisinin, ülkesinin tarihini, kaderini değiştirecek. Bu beni mutlu ediyor. Bu salondan
Özgür Özel kazanarak çıkacak, barış gelecek, kardeşlik gelecek, birliktelik gelecek diyor. Şimdi bir şey soracağım. Ali Mahir Bey, aslında oturduğunuz konuma göre şu anda sert açıklamalar da yapıyorsunuz. Daha hani beklenmeyen, daha cesur açıklamalar da yapıyorsunuz. Pazartesi günü nereden yana olursa olsun karar, sizin olduğunuz pozisyon açısından bir değişim olacak mı? Olacak, olacak, olacak. Ben Sayın Özgür Özel'e inanıyorum. Ben tabii ki oturduğum koltuk kıymetli, onurlu. Burada Hüsnü Okay oturdu. Burada Kemal Anadolu oturdu. Oturduğum koltuğun bilincindeyim. Ama ben bu kırmızı plakaya talip değilim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın 0001 nolu plakasına talibim. O yüzden Özgür Özel'e inandım. Onunla yola çıktım. Kazanacağıma inanıyorum. Allah korusun kaybettik. Pazartesi günü ben gereğini yaparım. Ben düz bir milletvekili olarak çalışmalarıma devam edeceğim. Başkan vekilleri Özgür Özel kaybederse bırakacaksınız. Özgür Özel kaybederse değil. Ben inandım. İnandığım yapıyla yola gitmek istiyorum. Bu 5 ayda gördüğüm şeyler, yaşadığım durumlar beni çok üzdü. Bakın arkadaşlar, ben bu koltukta oturuyorum. Bir arkadaşımız bana saldırıyorsa, Sayın Genel Başkan gereğini yapacağım diyorsa, iki gün sonra onu Divan Kurulu Başkan Yardımcısı yapıyorsa, ben bu koltukta oturabilir miyim? Mahmut Tanalı kastediyorsunuz. Herkes biliyor kimi kastettiğimi. Ben buradan ülkeme sesleniyorum. Ben hiçbir arkadaşıma vurmam. Ben AK Partili arkadaşlarıma da vurmadım. Onlar da bana vurmadı. Ama benim göğsüme atılan yumruk bu partinin grup başkan vekilliği makamına atılmış bir yumruktu. Şimdi onu divan başkan adayı olarak oraya öneriyorsa ben burada olamam. Yani ayrım bu kadar net. Peki diyelim genel merkez kazandı. Ne olur CHP nasıl yoluna devam eder? Biz partiliyiz. Ben 1993 Gençlik Kolları Başkanıyım. Benim babaannem Cumhuriyet'in Tartus'ta ilk kadın kolları başkanı. Bu partiyi bırakmayız. Her zamankinden fazla çalışıyoruz. Ama o makamlarda değil. Bakın size şunu söylemek isterim. Ben bu koltukta otursam... Hayır, o adımdan değil. Partinin gidişatı nasıl olur? Şunu daha söylemek mı sağa istiyorum. Doğru kayar? Şunu söylemek istiyorum. Benim oturduğum koltukta ben alkışlasam genel başkanı, delege avına çıksam, genel başkan kalsın diye insanlara yumruk atsam, ben 5 yıl daha buradayım ve bir dönem daha milletvekiliyim. Hayır, ben bunu kabul etmiyorum. Ben artık kazanmak istiyorum. Çok doğru bir şey söylediniz. Artık sol, sol değerler. Size kurultay konuşmamda söyleyeceğim. Ben bu ülkede Mollaların bayrağını sallayanları istemiyorum. Benim partimin bayrağını sallarken Çankaya'da parti Gençlik Kolları Genel Sekreteri Erkan Çıldır öldü. Ben o kardeşlerimin gelmesini istiyorum. Onun olduğu bölgede kim oldu? Sadullah Ergin oldu. Ben bundan utanç duyuyorum. İşte bu yüzden diyorum ki Özgür Özel, bu yüzden diyorum ki sol, bu yüzden diyorum ki emek. Eğer genel başkan devam edecekse işte Sadullah Ergin. Kim kaldı? Kim kaldı biliyor musunuz? Bana diyorlar ki madem öyle niye vekil oldun? Ben de olmasaydım Ökkeş Şendiller Maraş sanığı da Maraş'tan olsaydı o zaman. Artık yeter. Artık yeter. Benim bünyemi, midemi bu kadarı kaldırmıyor ben. Ali Mahir Bey, ben sizi ilk defa bu kadar öfkeli görüyorum. Ama tabii ki şunu da söylemek durumundayız yani. Siz nihayetinde Sadullah Ergin çizgisi bir şeyi temsil ediyor. Ve aday gösterildi. Biz bunları yayınlarımızda eleştirdik. O dönemde sizlere soru sorduğumuzda mesela tepkiyle karşılaşıyorduk. Ama bugün geldiğimiz noktada siz bir öfkeyle, evet vekil değil de ben. Hayır, ben bu bir gerçeğe isyan ediyorum. Evet ama... Ben bir realiteye isyan ediyorum. Ben partimin kurucu değerlerine tekrar dönmesini istiyorum. Bu parti, bakın Hasan Fehmi Güneş'i, İsmail Cem'i, Bülent Ecevizi, İsmail Hakkı birileri gördü. Cüneyt Canveri gördü. Fikri Sağlar'ı gördü. Olmaz efendim, olmaz. Ama bu kadar radikal bir hatadan sonra çok önemli bir çizgiyi söylediniz. Nihayetinde grup başkan vekilliğini kabul ettiniz. Bakın şunu söyleyeyim. Bir sefer değişimin olacağına inandık. Ben Özgür Özel'le o makama geldim. Ben Özgür Özel grup başkanıydı, ben onun vekiliydim. Ve genel başkanın değişimin önünü açacağına inandım. Açmadı. Kendisiyle de defalarca görüştük. Açmadı.
Bundan sonra yapacak benim hiçbir şeyim yok. Bir kez daha söylüyorum. Özgür Özel grup başkanıydı. Ben onun vekiliydim. Peki, yani baktığımızda buradaki koşullarında demokratik olmadığı konusundaki ifadelerde bulundunuz. Kılıçdaroğlu'nun bir değişim olmaması halinde, bir stüdyocu hali olması halinde bir tek adam zihniyetine teslim olacağı konusunda bir fikriniz var mı? Yani burası da mı bir tek adamlığa gidiyor? CHP de böyle gidiyor. Bunu, bu kararı kurultay delegelerimiz verecek. Ya partinin önü açılacak,